Herkese merhaba. Serbest satışa hoş geldiniz. 5 Aralık Salı günü kepenki kaldırıyoruz. Neler oldu? Tabii kapak konusu çok önemli. İyi Parti kararını verdi. Bu hafta çoğunlukla bunu konuşacağız. Yerel seçimlerde neler olacak? Ama dilerseniz öncelikle uzaklardaki dostlara bir bakalım. Dün söylemiştik malum şahıs Katar'daydı. İki ülke arasında stratejik bilmem ne hala söylemiyorum. Öyle bir e, konseyi topladılar. Sayısız anlaşma imzaladılar. Katar'la yüzüncü anlaşma oldu. Çoğu da işbirliği mutabakat zaptı. Sırf imza olsun diye. Muadili bakanlar gelmeyince onları da Hakan Fidel imzalattılar. Ee, yani TikTok Hakan bir sürü anlaşmaya kendi alanı olmasa da imza atmak durumunda kaldı. Yarın bugün de Erdoğan Körfez İşbirliği toplantısına katılacak. Ev sahibi Katar olduğu için Erdoğan'ı davet etti. Erdoğan dışarıdan bir misafir olarak bu toplantıya katılacak. Şu tipleri bir bakalım. Önce e, Yaşar Gül'e bakın Hakan Fidan nasıl güzel sık sırıtmış değil mi Hakan Fidan Kalizma yerlerde. Polisi Paşa yaşıyormuş e, bakanlardan sonra protokolde. Meclis Savunma Komisyonu Başkanı e, bir kere toplantılar şimdiye kadar çok uzun bir toplantı oldu. Bir sürü askerlik anısını anlattı. Herhalde bir daha toplantıya hiç kimse gelmeyecek. Diğer kim İbrahim Kalın MİT Başkanı. Normalde istihbaratın başındaki insanlar böyle protokol, böyle dizi, menemen testisi gibi dizilmezler ama Erdoğan rejiminde böyle istihbarat önemli, MIT üzerinden ülkeyi yönetiyor. O yüzden İbrahim Kalın da her yerde taşıyor. Neticede bir parti teşkilatı gibi onun gözünde İbrahim Kalın da güzel gülmüş. Çağatay Kılıç, Erdoğan'ın başlanışının dış politika işlerini birazcık ona götürüyorlar. Ya şu ezilmeye büzülmeye bak ya, 3 kuruş para için bu kadar eğilmeyin ya. Zühtü'den daha kötü bir görüntü. Son fotoğraf Fahrettin. Ya Fahrettin bu fotoğrafları paylaşan sensin. Yani bari insan kendisini bu hallere düşürmez. Terzi kendini sökün dikemez misali. Sağa sola para verip makale yazdığımı yapıyorsun Biraz şu imaj işlerine de çalış Fahrettin diyelim. Ve kapak konumuza geçelim. Dün akşam e, İyi Parti Genel İdare Kurulu git toplandı. Ve Özgür Özel'i CHP e, Genel Başkanı ziyaretinde daha önce İyi Parti'nin almış olduğu seçimlerde 81 ilde kendi adaylarıyla girme. E, kararını. Bir kez daha e, görüşmek için bir ricaları vardı. İttifak değil, işbirliği yapalım düşüncesi vardı. Meral Akşener tamam dedi. Ben bunu bir kez daha ekibimle konuşacağım. Onlara da soracağım. E, bir nezaket gösterdi. Ve dün e, genel idare kurulu toplandı. 34-35'e karşı 14 oyla CHP'nin teklifi reddedildi. Yani 81 ilde kendi adaylarını çıkarmaları hiçbir yerde e, işbirliği ya da ittifak olmayacak 81 ilde İyi Parti kendi adayı, CHP kendi adayıyla yarışacak. Bu tabi e, büyük şehirler akla getiriyor. İstanbul, Ankara. Değerli izleyiciler aslında yerel seçimler dediğimiz şey 4-5 büyük şehrin kim ile alakalı. İşte İstanbul, Ankara, Antalya, Adana bunlardan e, öne öne çıkanlar. İzmir'de ben bir sürpriz beklemiyorum. E, bazıları İzmir'de sorun çıkabileceğini CHP adına diyorlar ama ben İzmir'de CHP'nin bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Hangi adayı çıkartırsa çıkartırsınlar. Çok büyük bir hata da yapacaklarını zannetmiyorum İzmir'de ama İstanbul önemli o yüzden e, Ankara önemli. Yıllar sonra muhalefetlerine geçmiş ve özellikle İstanbul Erdoğan İstanbul takıntısını düşündüğümüzde İstanbul'la ilgili işler e, karıştı. E, neden karıştı? HDP diye bir açıklama yaptı. E, HDP, HDP e, biliyorsunuz yeni ismi. Onlar da yerel seçimlerde kendi adaylarıyla yarışma kararı almışlar. MYK'nın kararıydı. Bunu parti meclislerine sunacaklar. Nihai bir karar değil ama teamül HDP'nin içinde de e, görüş kendi adaylarıyla çıkmalı. Kabul edelim. E, Akşener'in söylediği o ittifaklar parti kimliklerini bozuyor. Ne olduğumuz belli değil. Kendi düşüncelerimizi, kendi ideolojimizi ya da kendi parti programlarımızla ilgili şeyleri anlatamıyoruz gibi bir e, eleştirisi vardı. Evet doğru. Bu Türkiye'deki bu ittifak siyaseti buna zorluyor her ikisi içinde. Ama tabii İktidar cenahında olanlar saray nimetleri böyle saray çanağı yaladıkları için onlar fazla şikayetçileri yok, kimliksizleşmişler yok, düşünceleri yokmuş. Onlar nemalandıkları için ciddi sorun değil ama muhalefetteyseniz ve bir kazanım elde ve oy kaybediyorsanız bu gerçekten sorun. Akşener e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir karar almışlardı. Onun arkasında durdu. E, şimdi ne olacak? Ya... Bir İYİ parti haklı çıkacak oyları artacak bir başarı elde edecekler ya da elde edemeyecekler çok büyük ihtimalle seçimlerde büyük bir fiyaskoya doğru gidecek iyi parti neden birincisi İstanbul ve Ankara gibi yoğun nüfuslu yerlerde iyi partinin önemli bir seçmeni İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'a oy verecek bu da iyi parti için önemli bir oy kaybı bazı yerlerde kazanacak aday var diye hani Akşener ve Kurmayların çok söylediği İYİ Parti'nin kazanamayacağını düşünerek bu sefer seçmeni de kazanacak adaydan, kazanandan yana olmak için e, muhalefetin en öndeki e, partisine oy verecek. O yüzden bir oy kaybı bekleniyor ama görünen o ki İYİ Parti bunların hepsini göze almış. Ne olursa olsun kendi çizgilerine gidecekler. şimdi daha önce bir röportajda söylediği CHP'ye belediye kazandırmak için biz bu partiyi kurmadık. Evet, e, öyle ama partinin büyümesi için muhalefeti büyümesi için de bazı kazanımlar elde etmesi lazım. Mesela bazı yerel seçim zaferleri bunlarla ilgiliydi. Bazı iller ya da büyük ilçelerin iyi Parti'nin elinde olması bir muhalefet partisi için kazançtı. Ama görünen o ki bunu e, göze almışlar. Biliyorsun e, biliyorsunuz Nazilli mesela iyi Parti anlaşmada iyi Parti kazanmıştı. Kazanan aday gitti AKP'ye geçti. Yani kazandıkları yerlerde de çok iyi bir imtihan veremediler kesirde sandık oyunları ile kaybettiler. Hiç onun mücadelesini de vermediler. Velhasıl toplantıda öne çıkan başlıklardan birisi şu olmuş. HDP. CHP, HDP, HDP, HDP artık anlayın. Onlarla tekrar şey yapacak, yan açacak. Biz neticede milliyetçi bir partiyiz. Ne, velhasıl son tarihli MHP'den koparak geldiler. Bu bizi çok zorluyor. Biz seçim turuna çıktığımızda Anadolu'da bir yerlere gittiğimiz zaman her zaman bu bizim karşımıza çıkıyor. Ve görünüyor ki bu işte teröristlerle işbirliği yapıyor propagandasını bir türlü yenemediler. Bunun üstesinden gelemediler ve artık son çare ittifaktan ayrılmak. Birinci sebep bu. İkincisi CHP gerçekten zor bir parti. E, toksik bir parti. Şimdi göreceksiniz İmamoğlu'nun kazanmaması için bile CHP'de çalışanlar olacağını düşünürseniz CHP ile ittifakı sürdürmek zor. Bir de e, Cumhurbaşkanlığı seçimi herkesi çok yordu, tüketti, bitirdi. Aynı şeyi HDP için de söyleyebiliriz. Partiler kimliklerini kaybetti. Bir de şu var, o Kılıçdaroğlu-Akşener meselesinde o masadan kalkma durumu var biliyorsunuz. Orada evet Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatması, diğer küçük partilere... Milletvekili rüşveti vererek masada güçlü bir pozisyon elde ettiği gibi eleştirilen hepsine katılabiliriz. Ama Akşener'in de son dakikaya kadar Kılıçdaroğlu'nun bangır bangır bağırdığı ben Kemal geliyorum dediği bir ortamda sanki hiç Cumhurbaşkanı adayı alma niyeti yokmuş gibi konuşup hatta Cumhurbaşkanı adayının belli olacağı günden bir gün önce yaptıkları baş başa görüşmede dahi adaylığın konuşulmadığını demesi büyük bir liderlik zafiyeti çok önceden bizim elimizde anketler veya da bizim tabanımızda şöyle bir hissiyat var. Ya İmamoğlu ya Masur Yavaş. Bunların ikisi de sizin belediye başkanınız. Yine bir CHP'li aday olacak. Ama siz de olursanız biz bu işi sürdüremeyiz mesajını çok net vermesi gerekiyordu. Onu da yapmadım. Aslında kalkması ayrı bir ittifaka zarar verdi. Vintekim seçimde kaybedilince Millet İttifakı ya da diğer bileşenler yollarına devam etmediler. E bu durumda aslında dediğim gibi esas mesele büyük şeyler ve özellikle Erdoğan için hadise İstanbul İstanbul'u kazanmak. Niye? Çünkü iki kere yenildiği İmamoğlu'nun bir karizmasını çizmesi lazım. Bir onun denklemden çıkarması lazım. Seçim kaybetmiş, belediyeyi bile kazanamamış bir İmamoğlu ileride daha az siyasi bir tehlike olacağını düşünüyor. Bu arada fotoğrafta arkada Fatih Terim var. E, şimdi görüyorum. İmamoğlu Erdoğan seçim tamamen bu ikisi arasında geçecek. Şimdi İmamoğlu için zor bir durum var. Şimdi size tablodan anlatayım değerli izleyiciler. Bu son seçimlerdeki genel seçim, milletvekili seçimlerindeki verilen oylar. AKP %36 almış, CHP %28. Parti ikisi yarıştığı zaman durum bu. AKP'nin üzerine MHP ekleyeceksiniz. Ama CHP'nin üzerine şu an yeşil soru görünüyor. HEDEP ve İyi Parti'yi eklemeyeceksiniz. Yani yaklaşık %16'lık bir dilim İmamoğlu'na şu an desteklemiyor. Ve üstüne üstlük kendi adaylarını çıkartacak şu demek İmamoğlu'nun sandıkta hem İyi Parti'nin hem de HDP seçmeninin oyunu alması lazım. Onlara şunu diyebilir artık yapacağı taktik. Ya İmamoğlu'nu seçeceksiniz ya Erdoğan'ı, ya işte saray rejimini, ya Kayyum atayanları ya işte Kürt düşmanlığı yapıp ülkeyi bölenleri gibi şu ana kadar İmamoğlu hem HDP seçmenin tabanını hem de İyi Parti tabanını rencide edecek çok büyük hatalar yapmadı. O yüzden İstanbul'da bu kitle açısından sempatik. Ama HDP'de HDP'ye de İstanbul'da çok fazla e, şey, iddialar da çıkartmayın ya da İmamoğlu'nu desteklemeyin. Biz de kayyum atamayacağız mesajları gittiği de polislerle konuşuluyor. Yine e, şeylerden tablodan konuşursak Cumhur İttifakı %46 almış son seçimde. Millet İttifakı %36 ki Millet İttifakı'nda artık iyi Parti yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi bir ölçü olabilir. Burada Kılıçdaroğlu kazanmıştı. 51'e 48 yani bütün muhalefet bileşenleri bir araya geldiği zaman evet Cumhur İttifakı'nın üstünde ama şöyle de bir durum var. Tek tek parti bazında hele, hele yolunu ayrılan düşünürseniz İmamoğlu'nun işi gerçekten zor. İmamoğlu bir tarih yazabilir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen eğer İstanbul'da Erdoğan'ı üçüncü kez yenerse ve artık öne açık. Diyebilirsiniz ki kazandıktan sonra siyasi yasak gelecek. Erdoğan'ı bu şartlara rağmen bir kez daha yemiş bir insana siyasi yasak da getirseniz onun önünü çok fazla kapatamazsınız. Er ya da geç su yolunu bulur. Kaybederse belki bahanesi olacak. İşte ittifaklar vardı. Karşımızda bir ittifak vardı. AKP vardı, MHP vardı, şu vardı, bu vardı. Ben tek başımaydım. Kaybetmenin belki bir bahanesi olabilir. Ama kazanırsa çok büyük bir tarih yazar. Erdoğan üçüncü kez yenmek gibi değil. Bütün olumsuzluklara rağmen yani daha önce kendisine oy veren partilerin artık seni desteklemiyoruz demesine rağmen kazanırsa işte o çok söylenen Cumhurbaşkanlığı adaylığında işte 2028 mi artık ne zaman olursa e herkesin sağlık durumu, veliaht meselesi, anayasa şu bu ne zaman seçim olacağı belli değil ama erken seçim olacak. Çünkü Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi için meclisin erken seçimi kararı alması lazım. İmamoğlu'nun önünde tarihi bir dönüm noktası var. Ya büyük bir zaferle çıkacak. O zaman İmamoğlu'nu kimse tutamaz. Ya da seçimi kaybedip İstanbul'u bile kazanamamış bir aday olacak. İktidarın propagandası yine devam eder. Yine PKK işbirliği yaptı, teröristlerle işbirliği O propagandayı bitiremezler. Ama şu saatten sonra İmamoğlu ile alakalı bütün havuz medyasında böyle bombardıman gibi haberler e, okuyacağız. İşte bir bakarsınız metrobüsler yolda kalmış, logarlar patlamış, bazı yerlerde kaldırımlar sökülmüş. Bunlar çok sık yaşayacağımız şeyler. Günün son haberi, e, bugün paylaşacağımız son haber ve çok üzücü bir haber var. Nazılacak bir kez daha hapishaneye girdi. 2016 yılında Özgür Düşünce gazetesinde yazdığı bir savcının e, hakaret edildi bana dediği bir yazıdan dolayı aldığı ceza 2 yıl 6 ay normalde yatarı olmayan bir ceza ancak denetimli serbestlik kapsamında olduğu için e, hapishaneye girdi. Normalde daha hızlı işlemlerin tamamlanması lazım ama avukatının bildirdiğine göre 2-3 hafta daha hapishanede kalmak durumunda kalacak. Daha sonra tekrar denetimli serbestliğe geçecek. 79 yaşında yıllarca haksız yere hapse hapislerde olmuş bir Türkiye'nin değeri maalesef e, tekrar cezaevine girdi. Büyük bir vefasızlık. Nazlı gelen bunlar. Merve Kabakçı ve diğer bugün AKP'liler. En zor günde yanlarında olan alacağı ya bunu yapıyorlar. Varın düşünün. Nazlı Alıca, Ahmet Altan, Hidayet ve bir sürü aydın Türkiye'nin değeri bu değerli yalnızlığı yaşıyor. Merve Kabakçı 2016 yılında Nazlı hapsi girmesinden sonra işte Nazlı ablanın FETÖ'cülerin pençesine düşmesinden ben de sorumluyum. 17-25'ten sonra muhabbeti kesmiş. i̇şte ee, şey yok cemaati 70 yıllardan beri tanırmış. Çok kötüymüş. 68 olmuşsunuz. 70 yılların neyini hatırlıyorsun? Neyse büyük bir... Bunlar da böyle işte. Eğer saraya biat edersen önüne çık. Etmezsen 74 yaşında bile olsan sana bu muameleyi yapıyorlar bildiğimiz hikaye. Şimdi seçimde sandık ya bize bunları anlatmayın. Bunlar öyle değil. Türkiye gündemi seçimlere doğru gidiyor. Yakında sadece seçimleri konuşacağız. Evet muhalefet yüzünden bunlardan bir cacık olmaz. Özgür Özel aman iyi Parti lanet olsun. İmamoğlu kazan sonu kaybet olur. Evet bunlar birçoğumuzun ortak hissiyatı ama Türkiye seçim atmosferine doğru gidiyor. Konuşacağımız konularda bunlar olacak. Değerli izleyiciler e, Değerli Haber Maratonu devam ediyor. Medyada bugün, dün olmamış inşallah bugün olur. E Sayın Kurucu ve Mahmut Filiz'e rahatsızdı. Dilleriz iyileşmişlerdir. Sayın Korucu'ya geçmiş olsun dileklerimi e, ilettim. Epey yorgundu. İnşallah e, toparlamışlardır. Bugün ekran karşısına çıkarlar. Ama onların yokluğunda hemen nöbeti devralan Ersan ve Ensar'a da e, tebriklerimizi iletmemiz lazım. Hazır kıta. Gençler bekliyorlar. Yarın yine aynı saatte görüşelim. Hoşçakalın.